aklıma askerden geldi şimdi. Az önce sizden önce mesela madene gitti tekrar. Özel sektöre, kaçak ocaklılara falan yani. Çocuklarımız yani okuyamayan çocuklarımız hep aynı durumda şu anda. Hiç başka bir gelirimiz yok burada. Gidecekleri başka bir iş de yok. Yani ikisinde beraber ikisinde de aklım kalıyor şu anda. Yani en azından eşimin bir yönden garantisi var gibi şu anda ama oğlum için kaçak ocak olduğu için hiçbir garantisi yok. Ama maalesef ekmek davası gitmek zorunda oğlum. Zonguldak Asma semtinde oturan maden işçisi Erol Gidici'nin eşi Kezban Gidici böyle diyor. Yer altında çalışanların duyguları hep sorulur. Ancak yakınlarının duyguları genel olarak bilinmez. Biraz korku, biraz heyecan, biraz panik. Gelinceye kadar o duyguyu yaşıyoruz yani. Bugün de ya bela kaza gelmeden kurtuldu diye seviniyorum yani. Çünkü ertesi güne ereceğimiz belli değil. Önce iş olduğunuzu öğrendiklerinde başka şehirlerde ya da başka şeylerde size nasıl davranıyorlar? Vallahi bana mı? Nasıl desem, özellikle köye gittiğim zaman falan şöyle diyeyim, tanıyanlar Almanyalı falan diye hitap ediyorlar bana. Almanya'da eşi geldi yine. Yani bizi çok varlıklı, çok zengin falan görüyorlardı açıkçası. İçten içe durum öyle değil aslında. Sonuçta burada kirada oturuyoruz. Yani iki tane çocuğum okuyor. Bir tanesi askerden yeni geldi. Bir tanesi de askere gidecek. Peki siz madenci kızı mısınız? Evet. Yani alışıksınız aslında babanızdan. Evet, alışkınım evet. Anneniz ne derdi siz çocukken? Yani ne kadar zor şartlarda olduğundan bahsederdi. Yani babamın, o da o konulardan bahsederdi yani. Nasıl para kazanıldığından bahsederdi. Ama şimdiki duruma göre eskiden daha iyiymiş. TTK'da çalışanların durumu falan. İşte bilmiyorum yani, şu anda öyle görmüyorum. Çözüm sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? O konuda pek bir şey söyleyemeyeceğim ama bilemiyorum yani. Yani şimdi oğlunuz askerden yeni geldi, evet. Ve daha önce biliyorsunuz bir sürü ölümler oluyordu. Evet. Çözülmüş olması iyi bir şey değil mi? Abi ben tam olarak çözüldüğünü zannetmiyorum ama. Çözülmesini isterim, tabii ki isterim. Ama görüntüde, televizyonda gördüğümüz kadarıyla çözüldü veya çözülecek deniyor. Ama ben kesin olarak çözüldüğünü de zannetmiyorum, çözüleceğini de zannetmiyorum. 17 Aralık'ta Türkiye'de bir yolsuzluk ve rüşvet iddiaları çıktı ortaya. Evet, içeride girenler oldu. Bir de çabucak çıktılar. Tutuklanan generaller falan vardı. Onların uzun süre içeride kalması veya bunların çabucak dışarı çıkması vatandaşı maalesef şimdiki şeye, nasıl desem, hükümete inancı kalmadı yani. Burada konuşuyor musunuz mahallede? Tabii ki konuşuluyor yani. Mutlaka. İnsanlar sürekli yani, şimdi bir de oy seçimleri olduğu için sürekli televizyonda haber başında. Yani seyrediliyor, izleniliyor. İnsanlar fikirlerini ortaya konuyor ama açık açık da yani dışarı kimse bir şey söyleyemiyor aslında. Peki siz geçen seçim AKP'ye oy verdiniz mi? Hayır. Vermedim. Bu seçim? Hayır. Bu mahallede durum ne? Bu mahallede dediğiniz gibi maalesef veren de var, vermeyen de var. Peki verenler 17 Aralık'tan sonra fikrini değiştirdi mi? Değiştirdi, evet. Zonguldak genelinde benim gözlemlediğim kadar. Yani bayağı bir değişti yani. Değişti.